Merhabalar Türk milleti, merhabalar Beryansın TV izleyicileri. Bugün yaptığımız programların dışında bir formatta Kemalettin abiyle bir program yapmaya çalışacağız. Kayıttan yapacağız zaten, montajlı olacak yani programımız. Çünkü canlı yayın yapabilmek Kemalettin abiyle zaten çok büyük riskleri içeriyor. Onun için de belki program içerisinde yapmış olduğu ya da bulunduğu iddialardan bazılarını montajlayabiliriz edebiliriz. Yani montajda halde gördüğünüz zaman şunu düşünmeyin. Ya bak şurayı niye kesmişler etmişler. Bize hukuksal olarak sorumluluk açmayacak etmeyecek bütün konulara girmeye çalışacağız. Komando Kemal kimdir? Komando Kemal'in hastalık raporu diye sundukları, neydi Hak raporumuz? arama hezeyanı. Evet, hak harama ezyanı denilen, Türkiye Cumhuriyeti'nde benim ilk defa Kemal abiyle birlikte duyduğum psikolojik rahatsızlık tanımı nereden çıktı, nasıl oldu? Kemalettin abi nasıl bir hayattaydı ve şu anki durumu nasıl oldu onu anlatmaya çalışacağız. Ama ondan önce biz 2 gündür Eray'la birlikte Kemalettin abinin anlattığı iddiaları, belgeleri inceliyoruz, bakıyoruz. O kadar yoğun ve geniş bir alana yayılmış ki savaş ve mücadele alanı. Yani FETÖ vari yapılarla o kadar sert, çok öncesinden tanışmış ve yıllar süren o etki elemanlarıyla birlikte oluşturulmuş kirletme, operasyon çökertme, yalnızlaştırmanın bir modeli. Size şunu göstermeye çalışacağım aslında en çok bu programda. Bir insanın milli kaygılarla ya da hırsızlık, namussuzluk, ahlaksızlık karşısında bir mücadeleye başladığı zaman bu mücadelenin unsurları da FETÖ'cü ilişkilerle oluşan çıkar odakların tarafından yapılıyorsa işin sonu nereye getirilebiliyor? Örneklerden biridir. Mesela geçenlerde yaptığımız aile hekimiyle yaptığımız program da böyle bir program ve bunun örneklerinden göreceğiz edeceğiz. Gördüğümüz izlediğimiz kadarıyla tabii bağımsız mahkemelerce bir gün Cumhuriyet iktidarında bu işler çok daha berrak, net bir şekilde ortaya çıkacaktır. Şimdi Kemalettin abinin en başta hikayesine şöyle başlamak istiyoruz yani. Nereden geldi, nereden, hangi iş yerindeydi, iş hikaye nereden başladı, nereye doğru gitti. Ama dediğim gibi program esnasında dağınık belki işler güçler olacaktır. Elimizden geldiğince toparlamaya çalışacağız. Benim yani görüntüm şu, izlenim. Kemalettin abinin anlattığı hikayelerin %99,9'una kafamda ve gönlümde inanıyorum. Ama bunun bilgi ve belgelerine dair çeşitli eksiklikler ya da çeşitli kapatmalar ya da örtmelerin olduğunu da görüyoruz. Onun için bilgi belgesini koyamadığımız işleri iddia olarak Kemalettin abinin ağzından duyacağız. Kemalettin abinin söylediği şahıslar, kişiler ve kurumlara da programımız açık, cevap aktarı. Benim izlenimlerim bu oldu 2 gündür. Eray, sen ne düşünüyorsun? Abi şimdi benim de çok izlenimim var tabii. 2 gündür biz Kemalettin abiyle birlikteyiz. Tabii dostlar ona Komando Kemal diyor. Onu da sorarız. Neden Komando Kemal diyorlar. Çok özet haliyle abi ben şöyle gözlemliyorum. Şimdi Kemalettin abi yaklaşık 25 yıldır işte 98-97'li yıllardan itibaren 25-30 yıldır bir hukuk mücadelesi veriyor. Şimdi bu hukuk mücadelesi neyle ilgili? Yolsuzluklarla ilgili, usulsüzlüklerle ilgili. Bu isimler var, sanıklar var. Birçok ismi sanık sandalyesine oturtmuş. Ve bazılar hakkında takipsizlik karar vermiş, bazılar hakkında hükümler vermiş. Onları tek tek Kemalettin abiye soracağız. Ama meselenin özetinde her şey işte NİDE'de o kaçak elektriklerle başlıyor. Yani TEDAŞ personeli olarak Kemalettin abi çalışırken kaçak elektrikleri tespit ediyor, tutanak altına alıyor. İlk hak harama İlk hezeyanına çıktığı zamanlar hak ya. arama öyle başlıyor. Sonra bunların savcılığa intikalini istiyor ama savcılığa intikal ettirmiyor. Kemalettin abinin çalıştığı dönemdeki müfettişler, TEDAŞ müfettişleri, TEDAŞ personelleri bunu intikal ettirmiyor. Kemalettin abi sonra bunlar hakkında suç duyurusunda bulunuyor. En nihayetinde savcının bir iddianamesi çıkıyor. İddianame müfettiş raporlarına dayanıyor. O iddianame bizde var. Çok önemli. Ama sonra hakimin kararı bu iddianame ile çok doğru orantılı değil. Bu kadar detaylı müfettiş raporları olmasına rağmen hakim birçok ismin beraatine karar vermiş. Ve daha sonra Kemalettin abinin hukuk mücadelesi o hakime karşı da veriliyor. Sonra hakkında deli raporları alınıyor vesaire vesaire. Yani yani hikayenin evet. başlangıcı buradan başlıyor. Ve buradan şu anda geldiği noktada öyle isimleri bugün çok popüler, çok siyaseten nüfuz sahibi birçok ismi Kemalettin abi geçmişte bunlarla bir dönem bir yerlerde karşılaşmış etti. Bunlardan biri mesela çok önemli
girecek miyiz bilmiyorum. Şu anki hali hazırdaki Milli Savunma Bakan Yardımcılığı görevinde. Bakacağız eski evveliyatı neydi? Bunlar nasıl yükseliyor ediyor? Ben her zaman birçok programda söylediğim gibi yani bu iktidar yönetiminde yükselmenin en önemli kaynakları ya Fethullah Gülen'le fotoğraf vermiş olacak ya da başka açık bir günah suçtan yakalanmış olacak. Yani bunun örneklerinden biri de bu Savunma Bakanı'nın yardımcısının yapmış olduğu eski faaliyetler ve şimdiki makam 2018'den beri de aynen devam ediyor. Yani bu da enteresan. Mesela bakanlar değişiyor, bakan yardımcıları ya da ilgili kritik noktalara Cumhurbaşkanlığının atadığı adamlarda bir değişiklik olmuyor. Yani bakan değişmiş değişmemiş fark etmiyor. Aynı sistem devam ediyor. Serkan Öz'le birlikteydik ama Serkan abi biraz acil bir işinden dolayı çıkmak zorunda kaldı. O yüzden Kemalettin abiyle biz devam edeceğiz. Şimdi biraz sorularla da bu NİDE'deki usulsüzlüğü ve Kemalettin abinin hukuk mücadelesini anlamaya çalışacağız. Şimdi sen NİDE TEDAŞ'lı abi 3500 kayıp elektrik tutanağı tutuyorsun. Bu tutanaklarla ilgili tabii çok kişiyi kapsıyor bu tutanaklar. Türkiye yani, genelinde 1.700.000. Tabii Türkiye genelinde çok fazla. Yani bu tabii bunun yılını tam söyleyeyim 98-99 yılları değil mi abi? O dönemlerde kaçak elektrikler daha taban fazla. Taban yapmıştı. Tabii taban yapmıştı. Ve daha sonra belli düzenlemeler ama bugün bile hala var. Evet, bak. Kaçak elektrik kullananlar. Şimdi burada tabii bu kaçak elektrik tutulanlar arasında siyasi parti il başkanları, ilçe başkanları olduğunu hepsi söylüyor. Hepsi var. Ve o dönemin yani NİDE'deki sonuçta bu insanlar da merkezde yaşıyorlar ve merkezde yaşamalarına rağmen yani kaçak elektrik kullanmışlar. Evet. Bu noktada abi bunlarla ilgili sen davanın kapatıldığını iddia ediyorsun. Evet. Yani bu isimleri ben verdim ama bunun üstü evet. Kapatıldı diyorsun. Ama kapatılmayan bir şey var. Bir dava var. O dava önemli. Ne o? Sonuçta bu tutanakları NİDE'deki TEDAŞ personelleri, üst düzey yöneticileri savcılığa bildirmiyor. Evet. Değil mi? Bildirmiyor. Bildirmeyen hakkında da senin iddiaların oluyor o dönem ve bu iddialarla birlikte savcı iddianame hazırlıyor. Ve burada o dönemki birçok TEDAŞ personelinin bu hukuksuzluğun içinde olduğu. Yani tutanakları bildirmedi, kaçak elektrik kullandı ve aynı zamanda kaçak elektrik kullanan kişilere örtbas etti. Bunun üzerinden yolsuzluk yaptığı evet. iddialar var. Mesela evet. ben onlardan bir örnek vereyim. Mesela işte o dönemin sanıklarından Halil İbrahim Ciner. Evet. Ve Halil İbrahim Ciner hakkında bir müfettiş raporu düzenlenmiş ve savcılık bunu iddianameye konu yapmış. Evet. Deniliyor ki haksız harcayarak aldı. Haksız evet. mesai aldı. Bazı yakın arkadaşları ve dostları kaçak elektrik kullanırken bunu fark etti ama bildirmedi. Kendi de kullandı 9 yıl. Kendi de sen 9 yıl kullandığını savcılık de var orada. İddia ediyorsun abi. Ve aynı zamanda mesela işte amcasını kurdu. Amcası da kaçak kullanıyor. O da kaçak kullanıyor. Hırsızı da tuna tutturuyorlar. Mesela bor işletme şefliğinden bir marka araçla kaza yapılıyor ama devlet zararı uğratılıyor. Bunun da üstünü kapatıyor. Onu açıklayayım isminle beraber. Baki Dilmen. Bunun üzerinden sanıklar toplam 8 sanık var değerli izleyicilerimiz. Evet, 3-5 kişiden. Evet bu 8 sanık hakkında birçok yeterli kanıt var. Evet. Şimdi bu kanıtlarla birlikte iddianame oluşuyor ama çok ilginçtir. Mahkeme karar veriyor, hüküm veriyor ve bu hükümlerden mesela sanıklar Nihat Eryılmaz, Halil İbrahim Ciner, Oğuz Tutumlu, Emin Aksoy, Ferhat Peker, Celal Bayır, Sefa Eren, Şahin Songur'un hakkında kesin hükme bağlanmasını erteliyor. Evet. Yani neredeyse şimdi bir erteleme kararı veriliyor burada. Yani aynı zamanda bir kişiyi de beraat etmiş. Yine işte bazı masrafları erteliyor vesaire ama yani bu kadar detaylı müfettiş raporuna rağmen, savcının bu kadar detaylı bir iddianamesine rağmen Kemalettin abi de diyor ki yani bu iddianamenin hükmü bu olmamalıydı. He, ve birçok kişi kayırıldı. Affedildi vesaire değil mi abi? Bunu evet, söylüyorsun. Hukuki ve fiili irtibatlı dosyaları tefrik ettiler, ayrıldılar. Billesiler de hepsi içerideydi. Müdür de içerideydi. Hepsi komple örgüt kurmaktan, FETÖ'ye yardım yaptıklarından hepsi içeri girecekti. Bunların bazıları da şimdi bu bahsettiğimiz isimler değil. Ama yani bu Kemalettin abinin hukuk mücadelesi içerisinde onun mücadelesine engel olan FETÖ'cü bazı hakim, savcı ve Adalet Bakanlığı baş müfettişleri de var. Şimdi sen onu anlatır mısın abi? Evet. Şu ana kadar mesela bizim çıkardığımız notlar. Zehra Arslantepe kimdi abi? Hakim. Hakim. Senin hakkında ne karar verdi? Benim hakkımda hastaneye yatma kararı verdi. Eşiyle beraber tutuklandı. Evet. Hastane Kemalettin abi hakkında hastaneye yatış kararı ve deli raporu kararı veren hakimin FETÖ'cü olduğu ortaya çıkıyor. Evet.
Yine bir başka FETÖ'cü. Bu da Adalet Bakanı üst düzey bürokratı, baş müfettişi Cevat Gül. Cevat Gül, evet. Cevat Gül'le senin... Cevat Gül HSK müfettişiydi. Hı hı. Ziya Sarı Çağrı Seyfi'nin 168 sayfa Eroğlu'nun dosyalarını, kaçak şeyleri, devletin malzemelerini, peşkeş olaylarını, önceki gelen müfettişlerin tüm suçlarını tespit ettiler. Aslında aynıdır bu rapor, Bora Adliyesi'nde, Nida Adliyesi'nde, Yargıtay'da yok edildi. Aynı zamanda bu senin mücadele ettiğin kaçak elektrik meselesiyle ilgili de bir rapor vardı. Bu raporda senin ifaden de vardı. Bunu örtbas etti. Adalet Bakanı baş müfettişi olarak. Evet, baş müfettişi olarak. Evet, şimdi bu baş müfettişin de FETÖ'cü olduğu ortaya çıktı. Bir de üçüncü bir isim daha var abi. Onu da söyle. Rasim İhsan Bilgen. Bununla mesela neydi? Benim cezaim o. Osman Çimen sabıkalı olduğu halde TEDAŞ avukatı, Türk Ceza Kanunu 279 madde gereği bildirmesi gereken bildirmiyor. Sabıkası da var. Sabıkalar da orada. Sabıkalarını hiç göstermiyorlar. Osman Çimen'i 5 sefer müşteki yaptılar. Suçu bildirmeyen Osman Çimen'i TEDAŞ avukatını 5 sefer müşteki. 5 sefer müşteki. Suçu bildirmeyen TEDAŞ avukatını müşteki yaptılar. Şimdi burada Adalet Bakanımızın kaşesi var. Suçu müfettiş değil, Kemalettin Ertan bildirmiş diyor. Onu da saklamışlar. Aynı zamanda senin cezanı mı onamış? Rasim İsa Bilgen. Rasim İsa Bilgen de diyor ki ona müracaat ediyorlar. Yargıtay 4. cezaya gönderiyor. Kemalettin Ertan'ın cezası onansın diye. Bu onansın diyen Rasim İsa Bilgen FETÖ'cü çıktı. Şikayet ettim. FETÖ'cü çıktı. 19,5 yıl koluna kelepçeyi vurdurdum, içeri aldırdım. Evet. Yani anladım. Şimdi senin cezanı onayan Rasim İsa Bilgen de onansın diye Yargıtay 4. Ceza Mahkemesi'ne gönderiyor. Yargıtay 4. Ceza Dairesi'ne senin dosyanı gönderen kişi de FETÖ'cü oldu ortaya. Tabii şimdi şunu söyleyelim. Değerli izleyicilerimiz söyleyelim ona. Kemalettin abiyle uğraşan bu üç ismin FETÖ'cü olması tabii ki önemli. Neden? Çünkü NİDE'de büyük bir usulsüzlük dosyası var. Bunun içerisine siyasiler girmiş. Kemalettin abinin iddiasına göre. Dolayısıyla bu çok büyük paralarla yapılan bir usulsüzlük, yolsuzluk olduğu için bunun üstünün kapatılması konusunda FETÖ'yü de devreye soktular diyor Kemalettin abi. Ve dolayısıyla bu üç ismin FETÖ'cü çıkması da bununla ilişkili. Evet. Bunun dışında da tabii hakim ve savcılar var. Kemalettin abinin şikayetçi olduğu FETÖ'cü olanlar var, FETÖ'cü olmayanlar var. Ama FETÖ'nün dahli olabileceği bu şekilde değerlendirilebilir. Yani çünkü çok büyük bir yolsuzluk. Evet. Ve o dönemde zaten 2000'li yıllarda da 2002'de zaten AKP geliyor. Evet. Senin yaşadığın bu mesele 98-2003 yılları arasında o dönemde de FETÖ'cülerin aktif olması aslında akla ve mantığa uygun. Şimdi bunun üzerinden abi devam edelim. Sen şimdi senin hukuk mücadelen devam ederken senin hakkında deli raporu aldırıyorlar. Bunu anlatır mısın abi? Şimdi bu deli raporunu aldırdılar. Yargıtay 2. daire bozdu. Bozdu. Yargıtay 18 dairede bozdu. Adana istinafta bozdu. İşte Durmuş Demirsoy benden şikayetçi oluyor. Bak beraat ediyorum. Haksız hak arama raporundan bir yıl hastaneye kapatıldım. Beni öldürüyorlardı. Allah razı olsun. Ankara'dan savcımızın birisi basına verdi. Öyle çıktım ya diyesem. Devamlı içerideyken dava üstüne dava, dava üstüne dava hiç savunmasız bıraktılar. Beni. Evet. Şimdi tabii şunu da söyledik. Şimdi sen diyorsun ki abi tamam TEDAŞ personeline dava açıldı. Biraz önce ben söyledim, iddianameyi söyledim, karar söyledim ama sonuçta hani 3500 kaçak elektrik tutanağı var. Bu tutanağı tuttuğun, yani bunun içerisinde siyasiler var. Evet. Elektrik hırsızları var ama bu elektrik hırsızlarına bir dava açılmadı diyor Kemalettin abi. Şimdi şimdi bu davayı açmayan savcılardan biri de dönemin NİDE Cumhuriyet Savcısı Mehmet Ali Özkurt. Mehmet Ali Özkurt, şimdi, evet. Şimdi Mehmet Ali Özkurt'u sen sanık sandalyesine oturttun. Oturttum. Nasıl oturttun? Bütün yaptığım şikayetleri takipçisi kadar bilen Mehmet Ali Özkurt'tur. Bundan dolayı Yargıtay dava mı açtı? Yargıtay'a dava Pardon. Açıldı, evet. Yargıtay'a ve oradaki dava açıldı. İddia ne mesela Yargıtay'a? Sadece orada açılan dava İşçi Parti'nin 05-12-2001 tarihli tutunan, bir de Kasım Çağlar'ın kardeşinin abonesi sayısız. Öteki 3 tutunan hiçbirine dava açmıyor. Halbuki 3500 tutanaktan teker teker bu savcıya ayrı ayrı dava açılması gerekiyordu. Ayrı ayrı dava açılması gerekirken sadece tek bir, iki mesele üzerinden iki mesele başlıyor. Üzerine şey yapıyor. Onu da Yargıtay 4. Ceza Dairesi. Yani sen bir savcıyı sonuçta senin şikayetinle birlikte sanık sandalyesine oturmuşsun. Sonra ne oluyor? Nasıl bir hüküm veriliyor? Yargıtay'da beraat ettiriyorlar bu savcıyı. Ha Yargıtay'da savcı beraat etti. Hazine avukatı yok. Hazine avukatsız şey yapıyor. Yargıtay 4. Ceza Mahkemesi'nde şey yapıyor.
Benim zaten sahte rapor onama yapan da Yargıtay Dönücüler Mahkemesi çıktı. Şimdi bu iddianamede yer alan isimlerden birisi de İsmail Hakkı Kavaklı. İsmail Hakkı Kavaklı, Kemalettin abinin iddiasına göre Milli Savunma Bakan Yardımcısı Alparslan Kavaklıoğlu'nun yeğeni, dayısının oğlu. Dayısının oğlu. İsmail Hakkı Kavaklı ile ilgili söz konusu iddianamede çok önemli bazı bulgular var. Dediğim gibi bu müfettiş raporlarına dayanıyor. Mesela diyor ki İsmail Hakkı Kavaklı daireye gelmeden maaş alıyor. İsmail Hakkı Kavaklı usulsüz elektrik hattı çekiyor. İsmail Hakkı Kavaklı aynı zamanda Ulukışla Belediye Başkanı Hüseyin Saçan'ın kardeşi. Hüseyin Saçan da içinde. Saçan'ın kardeşi için tahakkuk ettirilen kaçak elektrik bedelini düşürüyor. Hı. Bunun gibi işte emekli personelin imzasını taklit ederek usulsüz vergi alıyor. Yani o kadar detaylı, önemli belgeler var ki bu iddianamede ve bu dediğim gibi Milli Savunma Bakan Yardımcısı Alparslan Kavaklı'nın yeğeni iddiasını da bulunuyorsun sen. Bu isimlere karşı mücadele ettiğin için de senin iddian şu. Sen diyorsun ki Alparslan Kavaklıoğlu aynı zamanda eski NİDE milletvekili. Evet. NİDE vekilliği yaptığı dönemde nüfusunu kullanarak benim mücadeleme engel olmaya çalıştı diyorsun. Engel i̇ddian oldu. Bu abi, evet, değil mi? Evet. Diplomatik temsilcilerimizin olmadığı yerlerde bile bu bayraklarımızı dalgalandıran fedakar öğretmenlerimiz. Kendilerine buradan minnetlerimi, şükranlarımı iletiyorum. Ben stada girerken gerçekten büyük bir izdiham vardı. Çok zor girdim. İnanın bu statta bulunanların 1,5 katı kadar dışarıda insan vardı. Çok zor girdik içeri. Onların hevesleri bağrında kaldı. Bu organizasyonun seneye de ilimizde yapılmasını hem NİDE'liler adına hem şahsım adına ilgililerden istiyoruz. Sözlerime Hoca Efendi'nin deryasından çok sevdiğim küçük bir damla söylemek istiyorum. Aklımda tutamadım şimdi heyecandan. Bilgisi telefondan okuyacağım. Aç açabildiğin kadar sineni. Ummanlar gibi olsun. İnançla geril. İnsana sevgi duy. Kalmasın el açmadığın bir mahzun gönül. Efendim herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Ne yaptı mesela? Mesela Durmuş Demirsoy'u devamlı müşteki yaptırdı. Durmuş Demirsoy kimdi? Çiftem Belediye Başkanı. Şimdi Çiftem Belediye Başkanı'nın dünürü kim biliyor mu? Gümrük Müdürü Ahmet Çelengoğlu. 17 yıl ceza aldı şeyden kaçakçılıktan. 1980'de benim sınıf arkadaşım olur ondan dünür. Hepsi ilişkili dönüş. Bunlar şimdi maden ocaklarını ele geçirdiler. Yakya Baran o. Korkunç bir şekilde. Yani şu anda da maden ocakları maden ocakları işletiyorlar. Şimdi senin hakkında abi bugüne kadar 18 iftira davası açılmış. Evet. Doğru mu? Evet, 18 değil mi rakam? Bunların hepsinden sen beraat ettin. Beraat ettim evet. Söylediklerin bazı iddialarının iftira olmadığı mahkeme tarafından kayıt altına alındı. Alındı evet. Yargıtay 2. daire. Hı-hı. Yargıtay 18. daire. Ondan sonra Adana İstinaf. Benim bütün kararları bozdu. Bozmasına rağmen elimi kolumu bağladılar. Hastaneye kapattılar. Dava üstüne dava savunmasız bir şekilde. Bana baronun vermiş olduğu avukatlar hiçbirisi davayı takip etmediler. Hı-hı. Belge, delil hepsi şeylerinden sabittir yani. Ancak benim yaptığım itirazlar da Yargıtay'ı bozmuştur şeyleri. Ve davayı da kazandım şey yaptım. Fakat bu sefer hak arama hezyanı diye bir şey tutturdular. NİDE valimiz Ertan Peynircioğlu, Allah razı olsun adam çok mükemmel çalıştı. Götürdüm 1214 sayfa belge verdim. Cumhurbaşkanımız da dedi ki FETÖ'cüleri bildirin dedi. Ben de Cumhurbaşkanımın gerçekten yani bunlara el koyacak diye gittim güvendim. Tuttum bildirdim. Alparslan Kavaklıoğlu 6 ay bekletten sonra bu Ertan Peynircioğlu valimizi merkeze aldırdı. Senin hakkında birçok kez biraz önce de bahsettiğim gibi deli raporu aldırmışlar. Birçok farklı şehir hastanesinden aldırılıyor. Buralarda ne yaşadın abi? Yani hastaneye yatırıldın. Hayır, hastaneye yatırıldın. Sonra bunun hakkında itirazda bulunan itirazın kabul edildi, geri bırakıldın ama hastanede sonuçta yatırıldığın süreç boyunca sende bunun etkileri oldu. Etkileri oldu. Nasıl etkileri oldu? Kayserili polis Erol var. Polis Erol'u takmışlar peşime. Hastaneye polis Erol'la gidip geliyorum. Doktorun odasına polis Erol giriyor. NİDE'deki psikiyatri doktoru dedi ki
Ne meseledi? Sayın dedim doktorum, ben kaçak ekibinde çalıştım. Bütün parti başkanlarını yakaladım. Bunu ben şey yapınca kalktılar dedim. Size gönderdiler. Olay bu dedim. Bütün parti başkanı şeyi böyle oldu dedim. Polis Erol bu öksürdü şöyle. Hakim ona baktı. Çık dışarı dedi. Çıktım dışarıya. Hastalığım alevlenmiş. Hırsızlık şeyini açıklayınca. Hemen bir hafta sonra hastaneye yatırma kararı çıkardılar. Hastalığım alevlenmiş. Hırsızlar senin şey hakkında kaç kez hastaneye yatırma kararı çıkardılar abi? Vallahi şu anda... Sayabildin mi? Sayısını ben de unuttum. Yani bize birçok belge gösterdin. Çok belge var. Soruyorum. Devamlı. Her 3 ayda alıp götürüyorlar. Yani hak arama. Yani neredeyse 20-30 kere yatırıldın çıkarıldın. Yatırıldım çıkarıldım evet. Sen bunları açıkladın diye anamdan doğduğuma pişman ettiler. Devletime yardımcı olacağıma olduğuma bin pişman ettiler. Şimdi bunların uyguladığı taktik yüce Türk milletini devlete düşman etme taktiği uyguluyorlar. Nasıl? FETÖ'cüler yüce Türk milletini devlete düşman etme taktiği uyguluyorlar. Ben Sayın Cumhurbaşkanı'na arz ettim bunu. Hı-hı. Fakat Cumhurbaşkanı'nın etrafında bir kanser uğru gibi sarmışlar. Kati surette. Yani yolsuzlukların üstünü kapatarak yapıyorlar. Evet. Devlet ve milletin, evet. Milletin arasını açıyorlar diyorsun. Ve şu anda da yüce Türk milletine açıklıyorum. Bütün vatanperverler korkunç bir şekilde fişleniyorlar. Adliyedeki memurlar da fişleniyorlar. Bunlar fişliyorlar. Kim bunlar dediğin yani kim? Devlete yardımcı olan hangi memur varsa o memurlar da korkunç bir şekilde yani yapıyorlar. Organize suç örgütleri, evet. Çeteler, evet. Namuslu bürokratlar, evet, namuslu memurları da engellemeye çalışıyorlar. Diyorsun ben Niğde'de bunu gördüm, bunu gözlemledim. Allah razı olsun. Ahmet Tekne diye bir cumhuriyet savcımız tuttum, müracaat ettim. Bekir Bozdağ Bakanımıza bütün belgeleri gönderdi. Yani adam görevini yaptı. Helal olsun böyle başsavcımıza. Evet. Yani her başsavcı kötü değil. Peki şu anda abi evet. Şimdi yavaş yavaş sonuna da gelelim programın. Evet. Şu anda senin asıl talebin ne abi? Ne istiyorsun? Asıl mesela? Talebim buradan bir çağrı yaparsan şu anda, kime ne çağrı yaparsın? Şu anda fişlendim. Ehliyetimi yenileyeceğim. Ehliyetimi yenilemiyorum rapordan dolayı. Orada fişletti beni. Bu yolsuzluğu yapanlar. Bizim burada işimiz şu. Yani bir Kemalettin abinin bir hukuk mücadelesi var. 90'lı yıllardan itibaren başlayan. Biz bu mücadeleyi yani ve sonuçta Kemalettin abinin iddialarına dayanan bir iddianame var. Tabii bazı mahkeme kararları var. Kemalettin abi hakkında olumsuz sonuçlanan ya da olumlu sonuçlanan. Biz bütün boyutlarıyla siz değerli izleyicilerimize Kemalettin abinin iddialarını, onun tanıklığına dayanan iddianameyi ve sonra verilen kararı hepsini sizle paylaştık. Daha sonra Kemalettin abinin kendisi hakkında karar veren, deli raporu aldıran bazı hakimleri sanık sandalyesine nasıl oturttuğunu, daha sonra o kararların Yargıtay'ın ilgili dairelerince nasıl bozulduğunu tek tek söyledik. Burada kararı tabii ki değerli izleyicilerimiz verecek. Onlar sonuçta tüm boyutlarıyla konuya vakıf tabii ki olamazlar. Ama burada bilgilendirdiğimiz kadarıyla da onlar bir yorumda bulunurlar abi. Bana dava açın. Savcıların, denemesine dava açan savcıların mahkemelere verdiğim belgelerin tüm Cumhurbaşkanlığından, Devlet Deneme Kurulu'ndan müfettiş gönderilip tüm belgeleri, delilleri veriyorum. Belgeye, delile bakmıyorlar. Direkt adli tıp delil raporu hiçbir şeye. Eğer benim verdiğim belgelere el koysunlar, yemin ederim bütün hakim savcılar içeride şu anda. Bak internet sitesinde hepsini yayınladım. Kemal Ertan Facebook sitesinde de hepsini. Şimdi tabii Kemalettin abinin Kemal Ertan ismi. Kemal Ertan. Değil mi? Önceki Kemal Ertan yandı. Senin aslında ismin Kemalettin Ertan. O şeyim yandı. Senin ismi Kemalettin Ertan. Kemalettin Ertan. Komando Kemal dostları dediği için Kemalettin abi Kemal Ertan ismiyle Facebook hesabı. Orada bazı belgeler paylaştığını, bazı konuşmalarda bulunduğunu söylüyor. Tabii değerli izleyicilerimiz de onu anlarlar. Kendi takdirlerini yaparlar. Biz şimdilik Kemalettin abinin hukuk mücadelesini anlattık. Sonra tabii yeni gelişmelerle birlikte Kemalettin abiyle tekrar gerekirse program yaparız. Abi çok teşekkürler. Evet, ben de teşekkür ederim. Katıldığın için bu hukuk mücadelende sana başarılar diliyoruz. Herkese iyi akşamlar diliyoruz. Hoşça kalın.